İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Dikranagert, Diyarbakır'daki 8000 yıllık Hevsel bahçeleri tehlikede. Nancy Pelosi, Joe Biden Ermenistan Cumhuriyeti'nin dostudur. Rusya Federasyonu Başkanı Ermenistan Cumhuriyeti Azerbaycan sınırındaki son çatışmaların Artsakh Dağlık Karabağ ile hiçbir ilgisi olmadığına inanıyor. Amerika Birleşik Devletleri Kongre üyesi, Ermenistan Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Blinken, Aliyev'i ateşkes rejimini sürdürmeye çağırdı. Nancy Pelosi, Tsitsernakaberd adlı komplekste Ermenilere karşı uygulanan soykırım ARMENOSİD kurbanlarına saygıda bulundu. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Western Armenia TV'yi destekleyelim. UNESCO miras listesi için uzun süredir çalışmalar sürerken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 23 Ağustos'ta Batı Ermenistan'ın Silvan Köprüsü ile Dikranagert Diyarbakır'ın tarihi 10 gözlü köprü arasındaki Dicle Vadisi'ni yapı rezerv alanı olarak ilan etmesi herkesi şaşırttı. 8000 yıllık Hevsel bahçelerinin yapı rezerv alanı ilan edilmesi ve Dicle Nehri'ne HES projeleri kentte büyük tepki yarattı. Mezopotamya Ekoloji Hareketi tepkisini bugün bir yürüyüşle dile getirecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir önce bakanlık yetkilileriyle görüşecek, olmazsa hukuki yollara başvuracak. Dünya Mirası geçici listesinde bulunan Dikranagert Diyarbakır surları ile Hevsel bahçeleri UNESCO'ya aday. Dikranagert Diyarbakır'ın güneybatısında Dicle Vadisi içinde yer alan 700 hektarlık Hevsel bahçeleri Diyarbakır'ın yeşil alanıyla hem akciğerleri hem besin kaynağı hem de simgesi. Hevsel bahçeleri ve Dicle Vadisi ile 10 gözlü köprü çevresi adeta işgal kuvvetleri gibi kapanın elinde kaldı. Şahsi, atadan dededen mülkü gibi işlem ve kabul görmeye başladı. Ve işin tuhaf tarafı UNESCO'nun kalıcı listeye almış olmasına rağmen bu kalıcı listeden çıkarılma tehlikesi var. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Yerevan'daki Cafesjian Sanat Merkezi'nde bir konuşma yaptı. Pelosi, kendisinin Ermenistan Cumhuriyeti'ni ziyaret eden Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi'nin ilk sözcüsü olduğunu kaydetti. Pelosi, "Şu anda iki ülkenin bayraklarının ortasında duruyorum. Bu Ermenistan Cumhuriyeti ile ortaklığımızı kanıtlıyor," dedi. Pelosi, nihayet Ermenilere karşı uygulanan soykırım ARMENOSİD kararını kabul edebildikleri için çok gururlu olduklarını vurguladı. Joe Biden, Ermenistan Cumhuriyeti'nin bir dostu ve çok önemli bir olay olan demokrasi zirvesine imza atıp Ermenistan Başbakanı'nı davet etmekten gurur duyuyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ermenistan ziyareti demokrasisini desteklemeye kararlı olduğunu söylemek için buradayım. Demokrasi ve otokrasi mücadelesinin yaşandığı zor anlarda da Ermeni halkının yanındayız. Bu çelişkileri açıkça görebildiğimiz yer Ermenistan Cumhuriyeti'dir, dedi. Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin gazetecilerle düzenlediği basın toplantısında Ermenistan Cumhuriyeti, Azerbaycan sınırındaki son olayın Artsakh ile kesinlikle bir ilgisi yok açıklamasında bulundu. Putin, son olayın Artsakh ile kesinlikle alakası yok, tamamen farklı bir bölgede Ermenistan Cumhuriyeti, Azerbaycan sınırında. Gerçekten de kurbanlar için üzgünüz, dedi. Azerbaycan'ın saldırgan eylemlerini kınayan Batı Ermenistan, bu nedenle bazı sınır köy ve şehir sakinlerinin tahliye edildiğini ve savaş sırasında asker ve sivillerin öldüğünü belirtiyor. Bu sadece Ermenistan Cumhuriyeti topraklarına yönelik bir saldırı değildi. Tüm Ermenistan'ı ve özellikle Batı Ermenistan'ı hedef almaktadır. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi üyesi Anna Eshoo, Ulusal Meclis'te düzenlenen basın toplantısında Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi, Azerbaycan'ın eylemlerini kınayan bir karar tasarısı hazırladığını ifade etti. Eshoo, Temsilciler Meclisi, "Burada bulunan heyetimizce ortaklaşa bir karar tasarladı. Azerbaycan'ın eylemlerini kınıyoruz ve bu kararla ilerleyeceğimizi umuyoruz. Ermenistan Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edeceğiz ve Ermenistan Cumhuriyeti sınırlarının herhangi bir şekilde değiştirilmesine karşı çıkacağız," dedi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı resmi temsilcisi Ned Price tarafından yapılan açıklamaya göre Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i telefondan aradı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada şöyle deniyor. Bakan Blinken, Ermenistan Cumhuriyeti ile Azerbaycan arasındaki son operasyonların sona ermesini memnuniyetle karşıladı. Cumhurbaşkanı Aliyev'i ateşkes rejimini sürdürmeye, askeri güçleri geri çekmeye ve Ermenistan Cumhuriyeti ile Azerbaycan arasındaki mevcut tüm sorunları barışçıl müzakerelerle çözmek için çalışmaya çağırdı. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Tsitsernakaberd adlı anıt kompleksinde Ermenilere karşı uygulanan soykırım ARMENOSİD kurbanları için saygı duruşunda bulundu. Pelosi, anıta çelenk koydu, sonsuz ateşe çiçek bıraktı. 17 Eylül'de Ermenistan Cumhuriyeti'ne gelen Pelosi'ye Ermenistan Cumhuriyeti'nin Ulusal Meclis Başkanı Alen Simonyan eşlik etti. Tsitsernakaberd tepesinde heyet üyeleri arasında Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Enerji ve Ticari İşler Komitesi Başkanı Frank Pallone, Temsilciler Meclisi üyeleri Anna Eshoo ve Jackie Speier da yer alıyordu. ARMENOSİD, Ermeni Soykırımı Müzesi'ni de ziyaret eden Nancy Pelosi, 20. yüzyılın başında insanlığa karşı işlenen en büyük suçu belgeleyen sergiyle tanıştı. Joe Biden 24 Nisan 2021'de Ermeni halkına hitaben yaptığı konuşmada soykırım, jenosit ifadesini kullanarak Ermenilere uygulanan soykırımı resmen tanıyan ilk Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olduğunu hatırlatalım. Sevgili yurttaşlar ve sevgili soydaşlarımız, Batı Ermenistan'ın kaderiyle ilgilenen adanmışlar. Bugün bu büyük jeopolitik olaylar girdabında her zamankinden daha fazla birleşmeye, birbirimizi desteklemeye, birbirimizle daha yakın iletişim kurmaya ihtiyacımız var. Bugün milletimizin bütünleşmesine ve kendi haklarımız için mücadeleye gerçekten katkı sağlayan, talepkar olan çok az sayıda yapı mevcut. Batı Ermenistan Televizyonu Western Armenia TV, hepimizin iletişim kurabileceği, birbirimizi tanıyabileceğimiz, tarihi vatanımız ve çevresinde meydana gelen çeşitli olaylardan haberdar olabileceğimiz eşsiz platformlardan biridir. Desteğiniz, bilgi alanını daha da genişletecek ve atalarımızın ihlal edilen haklarının korunması, haklı davanın yeniden elde edilmesi için daha net ve güvenle mücadele edecektir. Adaletin yeniden tesisi için gelin birlikte mücadele edelim. Birlikte daha fazlasını yapabiliriz. Unutmayın, siz yoksanız biz bir eksiyiz. Sevgili yurttaşlar, desteğinizle televizyonumuzun imkanları daha da genişletilecek ve güçlendirilecektir. Biz birlikte güçlüyüz. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Ovanes Badalyan tarafından seslendirilen Uyan Benim Amcam adlı eseri sunuyoruz. İntara terukum, intara terukum, intara merukum, intmeta perukum, marmar karbat vere, loska marka vere, maçtoma sari. Harok Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.